İyi günler. Bugün 8 Ocak 2016 Cuma, işte günün başlıkları. Yeni Akit. Açlıktan ölüyorlar. Ağaç yaprakları tükendi. 40 bini aşkın insanın barındığı Mayada'da rejim ve Hizbullah güçlerinin arasında kalan 40 bin kişi açlıktan birer birer ölüyor. Akşam İngiltere'ye şeriat geliyor. Türkiye'de cuma düzenlemesi tartışma konusu yapılırken İngiltere Müslüman öğrenciler oruç tutacak diye sınav takvimini değiştirdi. Bugün federasyon yok, üniter devlet var. Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, AK Parti'nin yeni anayasa ve başkanlık sistemi önerilerini açıkladı. Güneş, Demirtaş'a one minute. Terör örgütü PKK ile kol kola giren HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'a halk cevabını verdi. 7 Haziran seçimleri öncesi on binlerce kişinin katıldığı HDP one mitingine belediyenin tehdit mesajlarına rağmen katılım çok az oldu. Habertürk, Ayaz'a umut aranıyor. Henüz 2 yaşında ya ölecek ya ameliyatla felç kalacaktı. Aile ameliyatı seçti. Hürriyet, elçi olayında 4 ihmal. Diyarbakır'da 2 polisin şehit edildiği ve baro başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü olayla ilgili müfettiş raporunda polis kusurlu bulundu. Milli Gazete, Kıbrıs elden gidiyor. Eski KKTC Ankara Büyükelçisi Dr. Ahmet Zeki Bulunç, yürütülmekte olan Kıbrıs müzakerelerinin perde arkasını anlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulunduğu görüşmelerin saklı tutulduğunu belirten Bulunç, garantörlüğün feshedilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadan gönderilmesi, Fıratları ve deniz yetki alanlarının yeniden dizaynına kadar varacak maddelerin masada olduğuna dikkat çekti. Milliyet, ölüm kentinden kaçırılmıştı. Yok. Suriye'de 6 aydır rejim ve Hizbullah kuşatması altında olan Madaya'da 40 bin kişi açlıktan yaprak ve evcil hayvanlarını yiyor. Posta, yüreğimiz yandı. Şırnak'ta kar nedeniyle önceki gün okullar tatil edildi. Dicle mahallesindeki 28 öğretmenli 694 öğrencili Sema Cıngıllıoğlu İlkokulu'na gece giren PKK'lı teröristler binaya ateşe verdi. Okulla birlikte baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi de yandı. Asıl yanan yüreklerimizdi çünkü 694 öğrencinin eğitim gördüğü okulları artık yok. Sabah şiveleri farklı, ihanetleri aynı. Sözde öz yönetim talebiyle Güneydoğu'da hayatı kabusa çeviren PKK'nın Suriye'deki kamplarda eğitilen DHKPC ve MRKP'li teröristlerle şer ittifakı ortaya çıktı. Star 367 kafası. Yeni anayasada başkanlık yerine parlamentoyu güçlendirmeyi öneren muhalefetin kafasındaki müthiş açılım. Cumhurbaşkanını seçme yetkisini yeniden meclise getirip 367 krizinde olduğu ülkeyi kaosa sürüklemek. Takvim, iyi kötü çirkin. Şimşek çaktı, taksi çarptı, savaş açtı. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek Amerika'ya gitti. Kürtçe dille soru soran İranlı muhabire aynı dilde cevap verdi. Ben de Türkiye'nin Kürdüyüm. Annem babam Türkçe konuşamazdı ama şimdi başbakan yardımcısıyım. Hataları düzeltmenin yolu meclisten geçer dedi. Kürt taksi şoförü Türkiye aleyhine slogan atan hainlere müthiş bir vatanseverlik dersi verdi. PKK'lılar Viyana'da sokağa çıktı, bölücü sloganlar attı. Kürt taksi şoförü EA dayanamadı. Bici Erdoğan, yaşa Erdoğan diye bağırdı. Hainler üzerine çullandı. 32 yaşındaki taksiciye kıyasıya dayak attı. Türkiye 3 haftada bitecek. Hainlere ölümcül darbe çok yakın. Hükümet operasyonları masaya yatırdı. Teröristler köşeye sıkıştı. Sur ve Silopi dışında sıkıntı yok. Sur'da PKK'lıdan çok MRKP'li var. HDP ve örgüt koridor açın, sınır dışına çıkalım dedi, reddedildi. Temizlenen ilçelere mobil karakol kurulacak, evini terk edenler TOKİ konutlarına yerleştirilecek. Vatan, hakkınız ödenmez. İkisi de şehit babası, ikisi de zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Ama kocaman yürekleri, tertemiz vicdanları var, biri gelen yardımları paylaşıyor, diğeri oğlunun borcunu soruyor. Ve Yeni Şafak, sinir harbi. Tahran'daki Suudi Arabistan elçiliğinin yakılmasına göz yumduğu için dünyada itibar kaybeden İran dün karşı atak yaptı. Dışişleri Suudi öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Yemen'de İran elçiliğini bombaladığını, yaralılar olduğunu duyurdu. Elçiliğe giden gazeteciler ise binada bomba izine rastlamadı.